AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden arta kalan zamanlarını seçim bölgesi olan Çanakkale'ye ayırıyor. Çanakkale temaslarında yoğun mesai harcayan Turan'ın gündemi ilçeler oldu. Çanakkale'nin birçok ilçesine giden Turan, Çan'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bir STK'nın genel kuruluna konuk oldu. Turan kürsüden yaptığı konuşmada Afrin operasyonuna dikkat çekerken şunları dile getirdi. Önceden öyle ben böyle, şu ülkenin izni olsun, bu olay olsun denirdi. Ama Türkiye Afrin'deki zeytin dal hareketini bu millet ne gördüğünü yola çıktı. Hiç kimse sormadan. Bu çok kıymetli bir değer. Ve daha ötesi, her grup olanı incelemeye çalışıyorum. Oradaki operasyonlar başarılı olurken, bu operasyonların başarılı olmasının çok sebebi var ama bir tanesi de bizim milli savunmamızın geldiğimiz yerde %70 oranında yerli olması artık. Önemli bir şey söylüyorum. Önceden gittiğimiz zaman arabanın şu ayarı, bilgisayarın bu programı, şu yazılımcısı falanca ülkenin falan şirketindeyiz. Cirit füzesini biz yapıyoruz artık. Atak ile bu komutanın tüm yazılım bizim artık. İnsansız hava araçları, bayrakların her şeyi bizim artık. Şimdi onlar tespit ediyor, pilotumuz gidiyor, vuruyor vesaire. Ama önceden böyle yapamazdık. Uçak kalkması izne tabiydi. Tankın yürümesi izne tabiydi. Hala görüyorsunuz Almanya başta olmak üzere tankla ilgili sıkıntı yapmaya var. Ne yaparsa yapsınlar. Yanlış yapan kim varsa bunun bedelini ödeyecek. Bakın bugün Amerika açıklama yaptı. Bundan sonra PYD'ye silah vermeyeceğiz diye. Duymuşsunuz sabah. Çok geç. Keşke Amerika gibi uluslararası etkinliği büyük olan bir ülke bu tarz ufak örgütlerin, ahlaksız, adi, milletin kanına giren örgütlerin oyuncağı hale gelmese. PYD dediğiniz siz nedir ya? PKK'nın sağ kolu. Kocaman bir ülke gidiyor, PYD ile anlaşma yaparak, silah vererek, sözüm ona, orada operasyon yapmaya çalışıyor. Olmaz. Türkiye, Amerika'nın her dediğine, Suriye'nin, Rusya'nın, İsrail'in, İran'ın her dediğine evet diyecek ülke değil. Türkiye, bu millet ne der bakacak, bu milletin güvenliği için hangi adım atacaksa onu atmaya çalışacak. Biz savaş yapmadan keyif alan insanlar değiliz. Biz askerimizi riske atmaktan keyif alan insanlar değiliz. Ama biz 80 milyon bu sınırlar içerisinde beraber yaşamayı, güvenlik içerisinde yaşamayı, sınırlarında da tehdit olmamasını sağlamayı görevli insanlarız.